Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz uzun bir süreden beri video paylaşamıyorum. Bunun için sizlerden çok çok özür diliyorum öncelikle. Video paylaşamamamın sebebi şu: en son videomu çekerken kameram aniden hata verdi. Daha sonra kameramı yetkili servise gönderdim ve yetkili serviste üzerinde uzun süre çalıştılar. Kameramın anakartının değişmesi gerektiğini söylediler. Kameranın anakartı zaten kameranın kendisi demek. Ben de kameramın anakartını değiştirmek yerine yeni bir kamera siparişi verdim. Yeni kameramın tabii ki elime ulaşması falan derken bu kadar zaman geçmiş oldu. O nedenle tekrar kusura bakmayın diyorum. Tabii ki ben bu arada boş durmadım arkadaşlar. Yapacağım bazı projelerin ön hazırlıklarını yaptım ve inşallah önümüzdeki günlerde çok güzel videolar sizleri bekliyor. Kameramın arızalı olduğu süre içerisinde de cep telefonuyla video çekmek istemedim arkadaşlar. Görüntü kalitesi düşsün istemedim. Bu kamera neden burada duruyor diye soracak olursanız, bu benim eski kameram, yani arızalanan kameram arkadaşlar. Onu da sizlere bu vesileyle göstermek istedim. Kanalımdaki ilk videolara bakarsanız ben ilk videolarımı cep telefonuyla çekmiştim. Bu şekilde kamerayla falan uğraşmak istememiştim. Çünkü hobi olarak YouTube kanalını açmıştım. Herhangi bir profesyonel tarzda bir çekim yapmayı hiç düşünmemiştim. Daha sonradan tabii ki her şey kendiliğinden gelişti ve kanalım da gelişmeye başladıktan sonra bu kamera zaten evde vardı ve ondan sonra bu kamerayı kullanmaya başladım. Ta ki bozuluncaya kadar. Bozulduktan sonra da dediğim gibi yeni kamera siparişi verdim ve şimdi sizlere yeni kameramı göstermek istiyorum. Belki merak eden arkadaşlarımız olabilir. Evet, yeni kameram bu şekilde arkadaşlar. Yalnız ben bu kamerayı sizlere gösterebilmek için cep telefonuyla çekiyorum arkadaşlar bu videoyu. Görüntü kalitesi kötü olabilir, o nedenle kusura bakmayın. Öncelikle size bu kameranın kutusunu göstermek istiyorum. Evet, kutusu bu şekilde arkadaşlar. Üstte kameranın bir resmi var ve markası şu şekilde: Sony 4K Handycam FDR AX53. Yan tarafa baktığımız zaman yine aynı şekilde kameranın resmi var. Bu tarafta kameranın fonksiyonlarıyla ilgili bazı kısa bilgiler var. Diğer tarafta kameranın özellikleri ve kullandığı bazı standartlardan bahsediyor. Bunları tek tek sizlere okumuyorum çünkü videonun çok uzamasını istemiyorum. Burada barkodu var ve alt tarafta bu kutunun içerisinden çıkacak aksesuarlar tek tek yazıyor arkadaşlar. Evet, kameranın kutusu bu şekilde. Şimdi kamerayı biraz sizlere yakından göstermek istiyorum. Şimdi kameramız bu şekilde. Parçalarını göstereyim arkadaşlar, kutudan çıkan diğer parçaları. Bu şekilde bir HDMI kablosu var. Bu şekilde bir tane USB kablosu var. Bu da adaptör arkadaşlar. Şarj edebiliyoruz bu kablo sayesinde ve adaptörün uzantısı olarak da bu şekilde bir kablosu var. Bunları şimdi kenara bırakıyorum. Aynı zamanda kutudan şu şekilde kullanım kılavuzu ve garanti belgeleri çıkıyor. Diğer kullanım kılavuzları da başka dillerde olan kullanım kılavuzları. Türkçe olarak da bir kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Rahatlıkla kameranın bütün özelliklerini okuyup buradan nasıl kullanıldığını öğrenebiliyoruz. Bir de arkadaşlar, bu kameranın dahili hafızası yok. Ayrıyeten bir hafıza kartı almanız gerekiyor. Yalnız buna 32 GB hafıza kartı olmuyor arkadaşlar. Çok güçlü bir kamera olduğu için 32 GB'ı kabul etmiyor. Ancak minimum 64 GB'lık bir hafıza kartı takabiliyoruz. Ben hafıza kartını çıkardım ve kameraya yerleştirdim. Şimdi sizlere kamerayı birazcık yakından göstermek istiyorum. Tabii ben bu teknik özellikler konusunda uzman değilim. Sadece bazı özelliklerini anladığım kadarıyla sizlere aktarmaya çalışacağım. Şöyle kamerayı elimize aldığımız zaman arkadaşlar, oldukça hafifletilmiş. Eski kamerayı tekrar göstermek istiyorum. Eski kamera buna göre birazcık daha küçük tasarlanmış. Dışındaki çoğu yer bunun metal arkadaşlar. O nedenle daha ağır bir kamera. Ama bu ağırlığı insana güven veriyor açıkçası. Gayet de şık bir tasarımı var. Bunun da şık bir tasarımı var. Yalnız bu birazcık daha büyük olduğu için daha hafifletmişler. Ağır olmasını önlemek için birazcık daha hafifletilmiş ve dışı plastik arkadaşlar bunun, gördüğünüz gibi. Şimdi lensine bakalım arkadaşlar. Bunun lensi diğer kameraya göre gayet geniş. Burada Zeiss lens kullanılmış. Şuradaki kısım dönüyor ve bunun dönmesi sayesinde manuel bazı ayarlamaları yapabiliyoruz. Şöyle açtığım zaman
Bunun içindeki lensi hareket ediyor arkadaşlar şöyle. Şöyle salladığımız zaman içindeki lensi hareket ediyor. Umarım görüyorsunuzdur. Şu kısım sanki bir suyun içindeymiş gibi hareket ediyor. Diyelim ki çekim yaparken elimizi titretiyoruz veya yürürken bir çekim yapıyoruz. Bu lens titremeler sırasında kendini ona göre ayarlıyor ve titreşimi en aza indiriyor. Yok denecek kadar en aza indirmiş oluyor arkadaşlar. Bu kameranın zaten en büyük özelliklerinden bir tanesi de bu merceğinin bu şekilde titreşimi önleyecek şekilde hareket etmesi. Aynı zamanda da 4K olması. 4K demek yani çok kaliteli çekimler elde etmek demek. Tabii ki şu anda birçok sistem 4K'ya uygun değil. 4K'da yükleyemiyoruz YouTube'a görüntüleri. Ama ileride sistemler değişirse ve gelişirse ayrıca yeniden bir 4K kamera almamak için ben ilk etapta 4K'yı şimdiden almaya karar verdim ve o nedenle 4K kamera aldım. Ama şu anda tabii ki görüntüleri 4K olarak değil de 1080p kapasitesinde yüklemeyi düşünüyorum. Şimdi kameranın üst kısmına baktığımız zaman arkadaşlar burada dahili bir mikrofonu var. Buradan seslerimizi algılıyor. Şu üst tarafa baktığımız zaman bu üst tarafa da çeşitli aksesuarları takabiliyoruz. Örneğin ışık, mikrofon vesaire gibi Sony mağazalarında çeşitli aksesuarlar var ve ihtiyacımıza göre istediğimiz aksesuarları alıp buraya takabiliyoruz. Bu kısımda zoom yapabiliyoruz. Bunun zoom'u şu şekilde 20 optik zoom olarak geçiyor arkadaşlar. Yani çok uzaktaki bir görüntüyü gayet net bir şekilde netliğini bozmadan yakınlaştırabiliyor. Size birazdan bu şekilde bir test çekimi, kısa bir test çekimi de göstermeyi düşünüyorum. Tabii bu söylediğim işlemleri LCD ekran üzerinden dokunmatik olarak da yapabiliriz arkadaşlar. Buradan da manuel olarak fotoğraf çekebiliyoruz şu düğmeden. Bu düğmeden de modunu ayarlıyoruz. Fotoğraf veya film çekimini buradan değiştirebiliyoruz. Burası da bakaç. Şöyle bakacı istersek düz bir şekilde kullanabiliriz veya bu şekilde yukarıya doğru da kaldırabiliyoruz. Bunun lensini de şuradan eğer netliğini beğenmiyorsak şuradan küçük bir kadran var arkadaşlar, ayar kadranı. Bu kadranı çevirerek buradaki küçük lensin ayarlamasını da yapabiliyoruz. Şu LCD ekranı açmadan sadece buradan bakarak çekim yaparsak buradaki pilimiz daha uzun süre dayanır ve daha uzun süreli çekimler yapabiliriz. Burası çekimi, başlatma ve kapatma düğmesi. Bu kısım kayış arkadaşlar. Elimizi şu şekilde takarak elimizi kavrayabilecek bir kayış. Oldukça ergonomik bir şekilde tasarlanmış. Bu yan tarafa baktığımız zaman NFC ayarlamalarını bu yan taraftan yapabiliyoruz. Yani bir akıllı telefonu buraya yaklaştırarak kamerayla uyumlu hale getirebiliyoruz. Akıllı telefonumuzu uzaktan kumanda gibi kullanıp kamerayı yönetebiliyoruz. Tam olarak bilmiyorum arkadaşlar detaylarını. Bu kısma bakıyoruz arkadaşlar. Bu kısımda da bu şekilde bir mikrofon girişi var ve USB girişi var. USB ile çeşitli aygıtları buraya takarak çalıştırabiliyoruz. Evet, şimdi şu tarafa bakalım. Burada kulaklık girişi var arkadaşlar. Şu şekilde. Burada da iki tane ışık var arkadaşlar. Gece çekimi yaptığımız zaman ayrı bir renkte ışık yanıyor. Normal çekim yaptığımız zaman da yine farklı bir ışık yanıyor. Şuradan da yine manuel olarak çeşitli ayarlamaları yapabiliyoruz. Alt tarafa baktığımız zaman buradan tripoda bağlantı yapabiliyoruz. Şu kısımdan bataryasını çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet, şurayı gösterelim. Buradan da şarj kablosunu takarak şarj edebiliyoruz. Şu kısımda da 30x clear image zoom yazıyor. Bunu da tam olarak bilemiyorum. Yine zoom yaparken belki kalitesini ayarlıyordur. Tam olarak bilemiyorum burayı da. Buraya baktığımız zaman da arkadaşlar 16.6 megapiksel yazıyor. Yani megapikselini burada belirtmiş. Şimdi LCD ekranı açalım arkadaşlar. LCD ekranı açtığımız zaman dokunmatiğine bakıyorum. Dokunmatiği gayet hassas ve hemen dokunduğumuz zaman hassas algılıyor arkadaşlar elimizi. Yani böyle bastırmamıza hiç gerek kalmıyor. Bu ekranı tabii ki biliyorsunuz. Böyle öne arkaya her tarafa çevirebiliyoruz. Bu arada eski kameranın markasını söylemeyi unuttum. Eski kameranın ismi şu şekilde Sony HDR-CX550 arkadaşlar. Böylece size yeni kameramı göstermiş oldum. Tabii ki dediğim gibi ben teknik özelliklerden çok fazla anlamıyorum. Yalnız anladığım kadarıyla sizlere sadece tanıttım. Benim kullandığım kamerayı merak eden arkadaşlar olabilir veya
YouTube kanalı açıktan ne şekilde bir kamera satın alalım diye merak eden arkadaşlar olabilir. O nedenle sizler için bir fikir olsun istedim ve faydalı olacağını düşündüm kamerayı tanıtmanın. Bundan sonraki videoları arkadaşlar bu kamerayla çekeceğim. İnşallah en kısa sürede yüksek performansla bu kamerayla size çok güzel videolar çekebilirim diye ümit ediyorum. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum ve yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.